Mesela İstanbul'da şu anda Taksim'e cami yapılması, Taksim'de bir dönüşüm projesi konuşuluyor. Çamlıca'ya bir cami yapılması konuşuluyor. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Bunlara bakmıyorum. Bunlara herhalde sünnetçi bakar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunların hepsi işte gafil ve hain insanların bir şey yaptıklarını zavallı, aklı ermez insanlara kabul ettirmesi şeklinde bakıyorum. Yani bizim acilen üzerinde durmamız gereken Türk milletinin geleceğinin sağlama alınması yolunda bir tedbir manzumesi benimsememiz gereken yerde biz böyle şeyler yapmıyoruz. Şimdi bakınız, burada kağıt mendil var. Evet. Bu ne kadar zamandır hayatımızda? 50 seneyi geçmez. Türkiye'de kağıt tüketimi Seka fabrikası devreden çıkarıldıktan sonra arttı mı, azaldı mı? Bakmadım, bilmiyorum. Mutlaka arttı. Hayatımızda bir kullanılan tuvalet kağıdından tutun yani. Türkiye'de kağıt üretimi yok fakat kağıt tüketimi eskisinin belki 10 misli. Yani bunu görmüyorsa insanlar, Türkiye'de ekonomi nasıl ileri gider? Biz Türkiye yıllar boyunca gazetelerimiz Seka tahsisatıyla çıktı. Türkiye'de Türk çocukları defterlerini, kitaplarını Türkiye'de üretilen kağıtla Türkiye edindiler. Bir ithalat bağımlısı ülke haline her geçen gün geliyor diyorsunuz yani, bu kağıt örneğinden de yola çıkarak. Sadece yani ithalat bağımlısı değil, her kademedeki sermayenin, küçük, orta, büyük, en büyük, bütün bu sermayelerin eğlencesi ve alay konusu halinde bir ülke Türkiye. Yani öyle bir ülke ki burası, hangi alanda olursa olun, yanınızdakini çelmelediğiniz takdirde öne geçebiliyorsunuz. Yani bir millet olarak birbirimize sıkıca tutunup bir hedefi gerçekleştirmek yerine bu millete zarar verecek olanların işine yarayacak şeyi, arkadaşımızı, kardeşimizi, aile fertlerini zarara uğratarak ilerliyoruz.